Herkese merhaba, ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır lokmalar yapacağız. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Tatlımın şerbeti soğuk, tatlım sıcak olacağı için ilk önce şerbetini hazırlıyorum. Burada 2 su bardağı ılık suyum var. Şöyle 2,5 su bardağı da toz şekerim var. İçerisine şöyle ince bir dilim de limon atıyorum. Şerbetimi karıştıracağım. Kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladığı andan itibaren de süre tutacağım. 15 dakika sonra ocaktan alacağım. Şerbetim kaynamaya başladığı andan itibaren saat tuttum. 15 dakika kaynattım. Zaten kıvam olarak şöyle hafif koyu gördüğünüz gibi. 15 dakika kaynattıktan sonra içerisinden şöyle limonu alıyorum. Ve yarım su bardağı soğuk su ekliyorum. Soğuk sudan kastettiğim dolaptan çıkardığınız su değil. Normal musluğun soğuk kısmından aldığınız su. Yarım su bardağı ekliyorum. Bunu eklememin sebebi de şerbetiniz, tatlınız bekledikten sonra kristalleşmesini önlemek için. Şimdi şerbeti soğumaya bırakacağım. Hamurumu yoğurup mayalandıracağım. Şimdi hamurumu hazırlayacağım. Burada 4 su bardağı unum var. İçerisine şöyle 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket instant maya. Şöyle çay kaşığının ucuyla, yani 4'te 1'i tuz ekliyorum. Ilık suyum var. Şöyle 1 su bardağı ılık suyla başlayacağım. Toplamda burada 3 su bardağı ılık suyum var. Fakat tamamını tek seferde eklemeyeceğim. Kıvamına göre ayarlayacağım. İlk olarak şöyle 1 su bardağını ekleyip karıştırıyorum. Hamurum cıvık kıvamlı olacak. O yüzden içerisine hiç elimi koymayacağım. Bir spatula yardımıyla güzel karıştırıp hazırlayacağım. İkinci suyu da ekliyorum. Dediğim gibi bu arada suyum ılık. Üçüncü su bardağımın yarısını ekliyorum. Bunu ilk önce güzelce bir yedireceğim. Güzelce karıştırdım. Hamurumun kıvamını göstereyim. Bu şekilde kalan yarım su bardağı suyumu da içerisine ekliyorum. Yani toplamda 3 su bardağı ılık su kullanmış olacağım. Bunu da güzelce karıştırıp içerisine yedirdikten sonra hamurum hazır olacak. Hamurum da hazır. Şöyle kıvamını, cıvıklığını size göstereyim. Bakın. Bu cıvıklıkta olacak. 4 su bardağı una 3 su bardağı ılık su ekledim. Ama siz yavaş yavaş ekleyin. Bardağınızın büyüklüğünü ununuza göre değişebilir alacağım miktar. Şöyle göstereyim. Kıvamı bu olacak. Gayet akışkan. Şimdi hamurumu mayalamaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Güzel kabardı. Şöyle bir karıştırıp havasını alacağım. Ocağımın üzerine bol yağ koydum tavanın içerisine. Onun ısınmasını bekliyorum. Kıvamı bu. Lokmamı yapmaya başlıyorum. Bir tanesini denemek için, yağımın ısınıp ısınmadığına bakmak için bu şekilde attım içerisine. Şimdi şöyle elimle alıyorum. Kaşığımı her seferinde yağa batıracağım ki yapışmasın. Şöyle alıp yağımın içerisine bırakıyorum. Çok büyük almamaya çalışın. Şöyle küçük küçük olsun. Böyle her turda yağın içerisine batırıyorum. Ve lokmalarımı alabildiğim kadar minik almaya çalışıyorum.
Böyle bir tavamı dolduracağım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tavamı dolduruyorum. Daha sonra da kızartacağım. Bütün hamuruma aynı işlemi uygulayacağım. Ben bir tur bütün ayrıntılarıyla göstereceğim. Tavamın içerisine bir tur lokmalarımı attım. Şöyle bir kevgir yardımıyla karıştıracağım ve kızartacağım. Kızarmalarını bekleyeceğim. Ara ara böyle karıştırıyorum. Yağınız çok kızgın olmasın. Eğer çok ısındığını düşünürseniz lokmalarınızı yaparken ya ocağınızı kapatın ya da tavanızı bir kenara alın. Yağınız hafif normal ısıya dönüşsün. Daha sonra tekrar kızartmayı devam edin. Lokmalarım kızarmaya devam ediyor. Böyle üst kısımlarında hafif beyaz kızarmadığını düşündüğünüz yerleriniz olursa şöyle kevgeli alıp kevgenin içerisinde şu şekilde bir süre kızartın. Her tarafı eşit şekilde kızaracaktır. Şöyle alın. Bu şekilde hafif çevirerek kızartın. Lokmalarım kızardı. Şöyle alıyorum. Daha önce hazırlayıp soğuttuğum şerbetim vardı. Şerbetimin içerisine bırakıyorum. Çok fazla değil. Böyle bir 4-5 dakika şerbetin içerisinde bekletip alacağım. Zaten tatlım sıcak, şerbetim soğuk olduğu için hemen şerbetini çekecektir. Yine şöyle göstereceğim size. Şöyle aldım. Başka bir kevgirle şöyle karıştırıyorum. Ara ara karıştırarak, çok fazla değil, dediğim gibi böyle 3-4 dakikada yeterli olur. Bekleteceğim. Daha sonra şöyle geniş bir tepsi aldım. Şurada kenarda görüyorsunuz. Onun içerisine alacağım. Şerbetledikten sonra üst üste gelmemesine dikkat edin. O yüzden mümkün olduğunca geniş bir kabın içerisine alın. Şöyle beklettim. Alıyorum. Üst üste denk gelmeyecek şekilde geniş bir kabın içerisine aldım. Kalan hamurumu da bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle dediğim gibi birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde bir tepsimin içerisine aldım. Siz de böyle yapın. Lokmalarım hazır. Hepsini kızarttım. Şöyle size göstereyim. Çıtırtısını, sesini duyabiliyorsunuz. Şöyle bir tane daha göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.